Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Yıldızların Lanet adlı kitabı tanıtacağım. Yazarı Sena Nur Işık, Indigo Yayınları'ndan çıkıyor. Türk bir yazar. Öncelikle şu şekilde anlatayım. Ay. Kitabın içinden şu şekilde kartlarla şöyle büyük bir harita da çıkıyor. Kitap tasarımı, kapak tasarımı falan benim çok hoşuma gitti. Kitabın konusuna gelirsek, bir imparatorluk var, Sirius İmparatorluğu diye. Halk bir gün Sirius İmparatorluğu'na karşı geliyor. Ve o gün gökyüzündeki bütün yıldızlar kayboluyor. O ve her sene tekrarlanıyor bu yıldızların kaybolması. O senede doğan bütün çocuklar bazı yetenekleri ya da lanetleriyle birlikte doğuyor. Yani hava elementi, toprak elementi, ateş elementine karşı onları kontrol edebilen bir yapıda oluyorlar. Fakat Sirius İmparatorluğu diyor ki, halk olarak imparatorluğa karşı çıkıp ayaklandığınız için yıldızlar sizin çocuklarınızı lanetledi. Ben de size söz veriyorum ki bu çocukları iyileştireceğim diye. Fakat daha sonra imparatorun kendi kızı da tam o tarihte doğuyor. Birçok halk da bu ocağın 17'sine tekabül ediyor. O sırada doğum olmasın diye uğraşıyorlar. Yani daha erken hamile kalıyorlar, daha geç hamile kalıyorlar. Fakat ilginç bir şekilde çocuklar bazen çok geç doğuyor, çok erken doğuyor. İlle de o döneme doğan çocuklar denk geliyor. Ve bunların yetenekleri hemen ortaya çıkmıyor. Kimisinin 5 yaşında ortaya çıkıyor, kimisinin 13 yaşında ortaya çıkıyor. Fakat halk bunların tamamıyla lanetli olduklarına inandıkları için çocuklarını alıp imparatorluğa teslim ediyorlar. İyileştireceklerini düşündükleri için. İmparatorun kızı da bir gün halk kızını iyileştirdiğine dair ortaya çıkartıyor. Oysa tam iyileştirmek değil de güçlerini baskı altında tutacak bir yöntem bulmuş imparator. Fakat kız Hamal diye bir örgüt tarafından kaçırılıyor. Bu Hamal örgütü bu dönem doğan çocukların lanetli değil, tam tersine bir yıldızların bir hediyesi olarak kendilerini görüyorlar. Bu şekilde güçleri olan çocuklar tarafından kurulan bir örgüt aslında. Ve imparatorun kızına gerçekleri anlatıyorlar. İmparatorun kızı tabii bu gerçeklerle yüzleşme hazır mı? Ya da onların anlattıkları gerçek mi değil mi? Babasına mı inanacak? Kendi halkına mı inanacak? Yoksa onu kaçıran bu örgüte mi? Ve bu örgütteki bütün insanlar yeteneklerini nasıl kullanması gerektiğini, nasıl kontrol altına almaları gerektiğini, nasıl kendilerini geliştirmeleri gerektiğini birbirlerine öğretiyorlar. Kızın gücü de çıkmış mı ortaya peki? Evet, kızın gücü de çok nadir olan ateş grubunda. Ateşi yönetiyor. Hatta yönetemiyor çünkü o ateş istemeden mesela sevdiklerine zarar veriyor. Kendine babasının orada imparatorluğunda... Tam kullanmayı bilmiyor da. Bilmiyor. Çünkü devamlı babası hep baskılamaya yönelik bir tedavi sistemi yaptığı için. Çok kızdığı zaman kendi doktorunun yüzünü falan bile yakmak zorunda kalıyor. Şimdi gelelim eleştirilerime. Kitap yarım kaldı. En nefret ettiğim. Yani hem de öyle bir yarım kaldı ki. Aynen şöyle yarım kaldı. Hikayede anlatılan bir karakter vardı. O karakter mi değil mi tabii orasını da bilmiyorum ama. Kıstan bayılmak üzereyken bir karakteri görüyor diyeyim. Tarif işte gözleri onun gözlerine benziyordu. Merhaba sevgilim dedi diyor. Sonra devam edecek. Şimdi böyle olmamalı. Böyle bu kadar çünkü öyle bir kargaşalık bir yerde bıraktı ki tam savaş çıkmış, bir şeyler olmuş. Hani o sevgilim diyen de kim, nereden çıktı? Çok bir gecenin yarısı bitti ve ben sinir krizine girdim. Bir kitap böyle bitemezdi. İnternetten hemen baktım. Yazarın ikinci bir kitabı var. İkincisi bir arada satılıyor. Asel diye daha okumadım, onu okuyacağım. Devamı o galiba diye sipariş verdim. Geldi fakat tabii alakası yokmuş. O kitap. O yüzden böyle öfkem içimde kaldı. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sevgili yazar Sena Nur Işık. Bir an önce ışıklar saça saça bu hikayeyi tamamlar diye düşünüyorum. Yazar hakkında da küçük bir eleştiri yapabilirim. Şöyle ki, İngilizce kelimeler kullanmış. Yani zaten başlı başına bir şey tasarlamışsın. Yani
Sirius İmparatorluğu, işte Hamal örgütleri var. Bambaşka bir gezegenin, bambaşka bir topraklarında geçen bir hikaye tasarlamış. Öyle bir hikaye örgüsü örmüşsün. Niye İngilizce kullanıyorsun? Hani sen Türksün, Türk yazarsın. İlle de Türk kullanmana gerek yok. Kendi fantastik dünyana ait kelimeler de bulabilirdin. İşte burada okurken mesela ben yabancı bir kitap okuyormuş gibi William'lar geliyor. Hep böyle yabancı isimler olduğu için bir an dedim ki Allah'ım, yazarı bunun Türk değil miydi? Neden hep İngilizce kelimeler diye geçirdi. Keşke kendine özgü, farklı, kendi fantastik dünyasına ait farklı bir dil tasarlasaymış. Çok daha kaliteli olacakmış. Ben öyle düşünüyorum. Milliyetçi duygularım kabardı. Kitap Ama çok güzel ama ha, tipi bir şeyi kapağını kapak falan. tasarımı falan çok güzel. Ve şöyle söyleyeyim. Yanları Bir gecede bitti. Yani 3-4 saatte bitti. Çok akıcı. Hani tam böyle sıkılacak gibi, şöyle Yaklaştır göstereyim. bakayım. Tam Sağını solunu bir çevirsene. Yeşil şöyle. boyalı falan üstlerde. Evet. Şöyle iç kapak Güzel tasarımı. güzel tasarım çok güzel. Ve şu yapraklarının, şu görünüşümüzün böyle siyah, yeşilimsi, siyah, grimsi gibi böyle olması da çok hoş. Çok egzantrik. Ben severim böyle şeyleri. Ama şu var ki işte öyle, yani birazcık yarım kaldı. Çok 3 saatte bitti. Yani şey Var mı bir tarih falan vermiş mi internetten baktın mı? baktım, Ne zaman vermemiş. tamamlayacağını İnşallah gibi. bu 2021 O yılında zaman çıkmış. buradan seslendik. Lütfen hızlandırın. Olmuyor böyle. Diyorum ve gençlerin ve fantastik bilim kurguya girmez, bu da fantastik kitapları sevenler için yerli yazar olarak gerçekten çok beğendim. Okumanızı tavsiye ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hiracım, sen ne diyorsun? Annem dedi videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda da Ne oynuyor? Süper Mario. Onu da alıştırdım, Süper Mario'yu. Ay İyi hadi ya, bakalım sadece onu kapattım. bilemedim. Hoşça kalın. Tutmadı.